أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين على رسولنا محمد الصلوات. Dersimizin konusu inşallah ölümün hakikati, ölüm gerçeği. Allah Allah. Adı altında. Dur sesi de biraz yükselteyim. Olacak inşallah. Ölümün hakikati, ölümün gerçeği. Allah Allah. Evet, ölüm gerçeği. Herkesin ürktüğü, sözü bile geçtiği zaman titrek titrek açtığımız ölüm neymiş? Ölümün hakikati, sureti, kanuniyeti ve mahiyeti çerçevesinde inşallah yerler okuyacağız. Vay be. Yeri geldikçe mevzunun hangi yere ait olduğu ile ilgili mütalaa edeceğiz inşallah. Yani ayrıca bölüm bölüm bir suret, bir kanuniyet, bir hakikat, mahiyet olarak ayırmadım. Asay-ı Musa'dan birinci kısımdan birkaç yer okuyacağım inşallah. Ölüm o kadar katil ve zahirdir ki bugünün gerisi ve bugünün kışı gelmesi gibi ölüm başımıza gelecek. Her bir şehri 100 defa mezaristana boşaltan ölüm elbette hayattan ziyade bir istediği var. İşte bu dehşetli hakikatin muammasını Risale-i Nur hal ve keşfetmiş. Çok şükür. Her bir şehri 100 defa mezaristana boşaltan ölüm elbette hayattan ziyade bir istediği var. Hayattan ne istiyor ki bu ölüm? Bunun için hayatın ne olduğunu kısaca bilmek lazım. Hayattan ne istiyor ki bu ölüm? Bu manada hayatın sureti, kanuniyeti, hakikati ve mahiyeti, yani kişinin hayatı bu. Hayatın genel manada değil, kişinin hayatının sureti. Cenab-ı Hakk'ın Esma-i Hüsna'sına tevhim edip bildiren kudret kalemiyle yazılmış bir kelime-i mesmuadır. İşitilen bir kelime. Bu suret. Kanuniyeti Şems-i Ezeli'nin envarının kendisinde temessül ettiğini şuur karane bilip şevk ile muhabbet etmek. Şems-i Ezeli'nin kendisinde temessül ettiğini şuur karane bilip şevk ile muhabbet etmek. Hakikati tecelli-i ahadiyete, cilve-i samediyete aynadarlık etmektir. Mahiyeti halık-ı mevt ve hayatın, ölümün ve hayatın celavat-ı esmasının garaib-i asarına bir hazine, bir harita, bir elmüzeç, bir fezleke, bir mikyas, bir mizan ve bir filiste olacak. Yani hayatın sureti, kanuniyeti, hakikati, mahiyeti bu kısa hülasalar, ölüm hayattan aslında bunları yapmamızı istiyor. Bunları yapan surette, kanuniyette, hakikatte, mahiyette herhangi birini yakaladığın zaman, yani Cenab-ı Hakk'ın esmasını tevhim edip bildiren kudret kalemine yazılmış bir kelimenin mesmuasını işitilen bir kelime olarak algılayıp hayatıma geçirirsem ya da Şems-i Ezel'in envarının kendisine temessül ettiğini şuurkarane bilip şevk ile muhabbet ettiğini düşünürse tecelliye diye hadiyete cilve-i samediyete aynı darlık ettiği zaman bunu anladığı zaman ölüm bu noktada kendisine gelmeyecek demek. Sadece fıtrını ömrünü tamamlayıp gidecek.
kabir kapısı kapanmıyor. Elbette bu ecel celadın elinden ve kabir hapsi münferitinden kurtulmak çaresi varsa, insanın en büyük ve her şeyin fevkinde bir endişesi, bir meselesidir. Evet, çaresi var. Ve Risale-i Nur, Kur'an'ın sırrıyla o çareyi 2x2=4 eder derecesinde kasti ispat etmiş ve bu kısacık hülasalarla anlatmıştır. Ölüm ya idam ebedidir, hem o insanı, hem bütün ahbabını ve akaribini asacak bir dar ağacıdır. Veyahut başka bir baki aleme gitmek ve iman vesikasıyla saadet sarayına gitmek, girmek için bir terhis tezkeresidir. Ölüm ya idam-ı ebedidir, hem o insanı, hem bütün ahbabını ve akaribini atacak bir dar ağacı veya başka bir baki aleme gitmek ve iman vesikasıyla saadet sarayına girmek için bir terhis tezkeresidir. Çürümüş bir vahşetli mezaristandır. İnsaniyet alakadarlığıyla ve dalalet yoluyla senin başına ve varsa ve ölmemiş ise kalbine o hadsiz firaklardan ve o nihayetsiz dostların ebedi ölümlerinden gelen elemler senin şimdiki sarhoşça pek kısa bir zamandaki cüz'iyle imha ettiği gibi gelecek istikbal zamanı dahi itikatsızlığın cihetiyle yine mağdum ve karanlıklı ve ölü ve dehşetli bir vahşetgâhtır. Eğer dalalet yolunu seçmişsen, daha çok ölümden ziyade firak daha acı ve sıkıntılı. Yani dostlardan ayrılmak ölümden daha acı. Esas sıkıntıyı bu yapıyor. Yani firak ve ayrılmak bu noktada ölümden daha acı. Ya da eğer iman meskası varsa saadet sarayları seni bekliyor. Baki bir aleme gidiyorsun. Askerleri iki butik kuşlar gibi ne vakit Hazreti İsrafil Aleyhisselam'ın borusuyla o kışlalarda ölüm ile yatanlar çağrılsa, derhal ceset libaslarını giyip dışarı fırlamalarını ispat edip gösteren her baharda arz dışlası gibi ölüm berzahta yatmak, yani bir uyku hali. Berzah aleminde ölüm bir uyku gibi. Alem-i şehadetteki uykunun benzeri ölüm berzah aleminde bir yatmak gibi. Ne zaman ki İsrafil Aleyhisselam borusu çaldığı zaman o kışlada ölüm ile yatanlar diyor. Demek ki bu vücut bir kanuniyetle ölüm ile yatıyor. Nerede? Berzah aleminde. Hem her insanın küçük bir dünyası, belki küçük bir cenneti dahi kendi hanesidir. Eğer imana ahirete o hanenin saadetine hükmetmezse, o aile efradı her biri şefkat ve alakadarlığı derecesinde elim endişeler ve azaplar çeker. O cenneti cehenneme döner veyahut muhakkak eğlenceler ve sefahatlerle aklını tenvim edip uyutur. Deve kuşu gibi avcıyı görür, kaçamıyor, uçamıyor, başını kuma sokar ta görülmesin. Başını gaflete sokar ta ölüm ve zeval ve firak onu görmesin. Divanece muhakkak iptali hissedinden bir çare bulur.
Yani ölümü ve zevali ve firakı bizim deve kuşu gibi kafamızı kuma gömmemiz sebebiyle ondan kaçamıyoruz. Ne yaparsak bu bizi delip bulur. Nasıl ki iman ölüm vaktinde insanı ilama ebediden kurtarıyor, öyle de herkesin hususi dünyasını dahi idamdan ve hiçlik karanlıklarından kurtarıyor. Ve küfür ise, hususan küfür mutlak olsa, hem o insanı hem hususi dünyasını ölümle idam edip manevi cehennem zulmetlerine atar. Ölüm, nasıl ki ölüm vakti insanı idam-ı ebediden kurtarıyor. Kim? İman. Bir iman bir yere girerse onun husus dünyasını da idamdan kurtarıyor diyor. Yani iç aleminde bir değişime uğratır. İman neydi? Bizim imanımızdaki itikadımıza Allah'ın vermiş olduğu bir cevap. Sende sağlam bir itikat varsa Allah-u Teala sana imanı veriyor. Kalbine verdiği gibi senin iç dünyanı da düzeltiyor. Ama o küfrü mutlak hem insanı hem hususi dünyasını ölümle idam edip manevi cehennem üzülmeklerine atıyor. Yani eğer bir küfrü mutlak varsa veya onun emareleri varsa insan zaten ölür. Yaşamıyor ki. Zaten ölür. Ölüm en büyük vuslata Allah'a çıkan yoldur. Ölüm en büyük vuslata Allah'a çıkan yoldur. Küçük bir cümle ama çok büyük manidar harika şeyler anlatıyor. Bir vuslat, ölüm vuslat nasıl olur? Nasıl bir kavuşma? Demek ki hakiki memleket olsa gerek ki kavuşma olur. Orada dostların, akrabaların ve sevdiklerin seni bekliyor. Eğer bunlardan ayrı düşmek istemiyorsan, o zaman imanın nuruyla nurlanman lazım. Evet. Ve eğer liyavzu billah küfriyle ölümü Adem teverrüm edersen, yine terk ile zayiz evladır. Zira lezzetin zevaliyle o korkunç Adem, an be an kendi elim elemini zeval ile zayiz içinde hissettirecek ve şu elem ise eğer düşünebilsen visalin lezzetinden bin kat daha ağır basar, mahvettirir. Burada ölüm Adem'i tebehüm ettiriyor. Yokluğa gideceğim diyor. Yokluk sürekli sana senin serbest bölgene tasavvuruna atıyor. Sürekli ölüm yokluktur. Yok olacaksın. Bu bir lezzet verir mi? An be an Adem'i vücudunda yaşamak nasıl korkunç bir şey. Sürekli zevale uğrayacağını, firaka uğrayacağını düşünüp durmak. Bu insanı mutlak surette boğdurur. Hep elem verir, hiç lezzet vermez. Ve bilhassa bak, sende ihtiyarlık sabahı baş göstermiş ve başının yarısını beyaz kefene sarmıştır. Ve hususan senden misafirliğe gelmiş, belki tavattül etmeye azimli olan illetler, ölümün keşif kolu olduğu gibi hastalıklar da
edimül lezzat olan mevki pençeleri hükmündedir. Demek ki buradan ben şu tefekkürüm oldu. Sende ihtiyarlık sabahı baş göstermiş ve başının yarısını beyaz kefene sarmış. Yani insanın cisminde değişiklik, çocukluktan ihtiyarlığa kadar olan süreçte bu ölümü hatırlattığı için ölüm zamana bakıyor diye tefekkür ettim. Burada belki tavatun etmeye azimli olan illetler bunlar. Ölümün keşif kolu olduğu gibi hastalıklar da kedimül lezzat olan mevtin pençeleri hükmünde dediği gibi burada da mevt mekana bakıyor diye tefekkür ettim. Yani ölüm zamana, mevt mekana bakıyor. Bir de söyler misin? Bir de ölüm? Ölüm zamana, mevt mekana bakıyor. Ölüm, bu cesedin inilali diyor ya, çürüme. Bu cesede var. Bu cesede ölüm olduğu için bu ceset çocukluktan ihtiyarlığa kadar süreçte değişime uğruyor. Her gün bir adım ölüme yaklaştığını gösteren haletler var. Güçsüzlük, saçının beyazlaması, sakalının ağarması, gözlerinin görmemesi, gözlük takması, dişleri daha keza, midesinin daha iyi bir hasım etmemesi vesaire gibi örnekler çoğaltılabilir. Bunlar da ölüme doğru gittiğini şahitlerdir. Hatta Hazreti Ömer Efendilerimiz kendine bir ölümü hatırlatsın diye bir insan tutmuştur. Artık aynaya baktığı gün sakalında beyaz atları görünce artık senin bana hatırlatmana gerek yok. Benim her gün gördüğüm bir hatırlatıcım var artık deyip buna bize örnek olarak söylenebilir. Hem nasihat için sana ölüm kafidir. Evet, baki bir hayata incirar edecek olan mert, ölüme değişecek olan şu hayattan daha evla ve hayırlıdır. Peki ölüm cesediydi de mevt ne içindi dedin? Mevt kimeydi? Mevt, melekut kısmındaki insanın cesedindeki ceset mülktür. Mevt, melekutadır. Yani an be an ölüp diriliyoruz ya abi. An be an zaten ölüp diriliyoruz. Ama mevt mekana, yani mekanı değiştiriyorsun. Mekanı değiştiriyorsun. Bulunduğun yerden bir yere gitmiyorsun. Sen mekanı değiştiriyorsun. Mevt bu. Ölüm faniye, mevt bekaya bakıyor dedim bununla ilgili. Ölüm faniye. Mevt bekaya. Ey bu ilimleri dinleyen dostlarım, biliniz ki ben hilaf adet olarak izlemesi laf gelen Rabbime karşı kalbimin tazarru ve niyaz ve münacatını bazen yazdığım sebebi ölüm dilimi susturduğu zamanlarda dilime bedel kitabımı söylemesini rahmet ilah edendir. Hasan abi burada çok fazla bir şey yapamadım ya. Bunu bir ben okuyayım bir daha bir şey yapar mısınız? Söyle bakalım abi bir daha. Ey bu ilimleri dinleyen dostlarım. Biliniz ki ben hilaf adet olarak gizlemesi lazım gelen Rabbime karşı kalbimin tazarru ve niyaz ve münacatını bazen yazdığımın sebebi ölüm dilimi susturduğu zamanlarda dilime bedel kitabımın söylemesini rahmet-i ilahiden kabulünü rica etmektir.
Arkadaşlar ne anladınız? Sayfayı söyle. Anladım söyleyeyim abi, bismillah. Dur. Mesnevi Nuriye kaçtı abim? 368 Badılı. Söyle Ali. Selamun aleyküm herkese. Kimsin? Bismillah, şimdi aslında Mehmet abi kendi fikriyle attığını da ilgili olduğunu. Ben de diyorum buradan çıkarmış olabilir manam olarak. Çünkü Hüsran'ın da teşhis ettiği gibi ölümün cesetle ilgili tarafını, dil ile, lisan ile olan tarafını burada istatörlükten çıkarmış. Yoksa insan zikri ve fikri belki mahiyet cihetiyle ruhla devam edecek. Fakat üstad burada ceset ile lisanın, yani dilin susmasını ölüm olarak, ölümle de buraya ilişildiğini biraz Mehmet abinin dediği gibi, yani ölüm cesetle ilgili olursa dildeki zikir susar. O demek istiyor yani. Tamam. Başka var mı arkadaşlar? Sesini kapat Ali. Ne anladın Seyit Ahmet? Abi çok böyle farklı bir şey anlamadım. Hani yazının şeyi farklı gibi. Yani söz uçar yazı kalır diyorlar ya. Hı. Ya basit bir anlayış yapıyor. Hı. Peki bunları kaydetti ya Mehmet kardeş. Sen de öyle anladın zaten. Şimdi bunları niye kaydediyorsun? Yani deniliyor ya zaman zaman. Herkese, bana da deniliyor. Bunları niye kaydediyorsun? Niye şey yapıyorsunuz? Üstadın sebaba ihtiyacı var da bizim yok mu? Onun da yok mu? Herkesin var. Peygamberin var. Şimdi ölüm olduğu zaman meft değil. Ölüm olduğu zaman dili konuşacaktı. Diline bedel, kitaplar, eserleri konuşuyor. Bilmiyorum başka ne murat ettin. Biraz açık gibi. Sen başka bir şey murat ettin gibi geliyor. Ben mi abi? He. Evet, biraz daha arkalara bak. Yani ölüm dilimiz susturduğu zamanlarda. İşte ölüm, yani burada ibadeti duruyor. Ölenin ibadeti duruyor, ubudiyeti devam ediyor. İbadet de şey, ibadet bedene aittir. Namaz, oruç bedenseldir. Yani bu dünyada bulunmuş, bulunma gayesine matuftur. Ubudiyet ise Allah ile mahluk ilişkisi devam ediyor. Biz kabirde de Rabbimiz o, biz mahlukuz. Haşirde de, cennette de. Ubudiyet devam ediyor. Meftle bunlar kapanmıyor. Ama ölümle kapanıyor. Ölüm dilimi susturduğu zaman, yani ibadetlerim kalktığı zaman ubudiyet devam ediyor. Ölüm dilini kapatıyor, kulağını kapatıyor, gözünü kapatıyor. Namaz, oruç tutamıyorsun daha. Ama sonsuz bir hayatta sonsuz bir medet ihtiyacın var. Ya cemaatin iştirak amali ureviyesinden alacaksın. Veya bir eser bırakacaksın ki hadiste hayli bir evlat, hayli bir müessese, hayli bir kitap deniliyor. Biber misin? Evet abi. Hani evet. Abi selamünaleyküm. Aleyküm selam. Hani diyor ya Yunus Emre, ölen Yunus değilmiş, hayvanmış. He. Evet. Yine Mesnevi Nuriye'den. Hı. İşte bak, ömrümün evvelinden ta ahirine kadar baki kalan bir mana, hem de vahdaniyetini muhafaza ile beraber çok cesetler değiştirerek ve çok tavırlar içinde intikal ederek ve çok devirler üzerinden yuvarlanarak devam edip gelen bir mana, elbette delalet eder ki o mana ebed yolunda dahi meftin üzerinden de
atlayacak ve cesedi yararak ruh çıplak olarak ölümün pençesinden, çengelinden sıyrılıp sağlam kurtulacaktır. Buradan çıkarmışım ölüm mülk tarafı melekut diye. Ha, bu buradan mı çıkarttın? Bir de okur musun o çıkarttığın yeri? İşte bak, ömrümün evvelinden ta ahirine kadar. Hı. Baki kalan bir mana, hem de vahdaniyetini muhafaza ile beraber çok cesetler değiştirerek ve çok tavırlar içinde intikal ederek ve çok demirler üzerinden yuvarlanarak devam edip gelen bir mana elbette delalet eder ki o mana ebed yolunda dahi mevtin üzerinden de atlayacak ve cesedi yararak ruh çıplak olarak ölümün pençesinden, çengelinden sıyrılıp sağlam kurtulacaktır. Hmm. Mevtin üzerinden atlayalım. Hmm. Evet. Ölümün pençesinden, çengelinden sıyrılıp sağlam kurtulacak. Hmm. Evet. Meft zaten şey diyor da, ıtlak-ı ruhtur, teptil-i mekandır, tahvil-i vücuttur, zindan-ı dünyadan bostancılığına çıkıştır diyor ya. Meft için evet, söylüyor. Meft budur diyor. Gelecek abi. Gelecek. Esas evet, en salih delilin bu herhalde olur. Evet. Evet, ancak cennette ölebilecek olan ölüm aslanını öldürmek. Evet, ancak cennette ölebilecek olan ölüm aslanını öldürmek. Burada da kardeşlerin tefekkürlerini dinlemek isterim abi ya. Neyi? Cennette ölebilecek olan ölüm aslanını öldürmek. İşte bu cennette ölüm öldürülecek. O zaman cennet ehli rahat edecek hadis. Cehennem ehline de ölüm öldürülecek. Hadiste şey geçiyor. Aslan geçmiyor. Mesnevi'den mi okudun onu sen? Evet abi. Ha, Mesnevi'de. Hadis-i şerifte keçi olarak geçiyor. Demek ki aslan da geçiyormuş ki Badıl abi onu almış. Ölüm keçisi cennet ehli ve cehennem ehli görecek bir yerde Arasat'ta getirilecek ölüm şeyi keçisi. Cennet hep gene, cennet ehli gene, evet böyle okuduk, böyle biliyoruz, dünyada bakidir ama Allah'tan da bir delil isteriz. Acaba bu cennette de bir ölüm var mı yani, böyle fanilik? Gene varmış işlerinde böyle bir şey ki o keçi getiriliyor, keçi kesiliyor. O zaman cennet ehli rahatlıyor, cehennem ehli dehşet alıyor. Çünkü cehennem ehli de görüyor ki ölüm yok daha. O zaman eyvah diyor. Yanma bitme ile ölüm yok. Cennette de ölüm yok. Böyle gösterilecek diye rivayet var. Ben de buradan şu tefekkür ettim abi. He. Cennette zıtlar yok. Ayrışma var. İyilikler cennete, kötülükler cehenneme akacak. Yani burada şunu da anlayabilir miyim acaba? Cennette artık zıt yok. Niye? Ölümün zıtı neydi? Hayat. Hmm. Yani cennette hayat var. Ölüm yok. Evet. Ben şey söyledim abi. Sari hadisi söyledim. Sıkmadım. Yani sahih hadiste ölüm, Rüştü abi çok anlatırdı, o çok severdi bunu. Ölüm öldürülmedikçe diyor, Risale'de var ya, insanda rahat yok. Ya Rüştü abi ölüm nasıl öldürülecek, olmayan bir şey bize söylüyor. Ölüm öldürülüyor mu? Dedi ki,
senin de anladığın gibi diyor, bedensel hayatı yaşamayan ruhsal hayatı yaşıyor. Ruhsal ruh da bu dünyada olup dünya cinsinden olmayandır. Günahlar ise dünya cinsindendir. Günahların sıyrıldıkça ruhu yaşıyor. Ruh da cennetten de üstündür. Ölmeden önce öldü. Tamam, bu böyle ama ahirette ise bu keçiyi söylerdi. Hadisi bize o zikrederdi. O keçi şey yapınca diyor, kesilince şöyle diyecekti. Oh diyecekmiş. Cennet ehli, cehennem ehli ise işte cennetin şey yapması, ne diyor, günah keçisi manası ha. Cehennem ehli ise yani bir ihtimaldir, yanacağız, biteceğiz. Evet be kaderimiş ama bir öleceğiz gene. Böyle bir zanları var anlaşılıyor. Ama o keçinin kesilmesiyle ölüm öldürülecek. Ölüm öldürülecek. Evet inşallah. İnşallah. Ölüm önümüzde var oldukça dünyanın hiçbir gayrimeşru zevkleri, keyifleri lezzet vermez. Ben bugünlerde bu koronadan dolayı 154. sayfa öyle, o ben nasıl olur ya bu sözler 154. Ya bu nasıl olacak ya, böyle anlamakta çok zorlanıyordum. Koronadan dolayı baktım ki çok da kolaymış. 154'te o yer uzundur. Yani dünyanın faniliği, geçiciliği, dünya hayatı insanı memnun edemediğini, edemeyeceğini, her şeyin bittiğini, bittiği anda dini hakkı arayacak. Öyle bir hale gelecek insanoğlu, koronadan sonra corona, sonra tırnak, diş ve kemiğine, beşinci şuada diyor, o dabbe yerleşecek. Dinden başka hiçbir çare olmayacak. İşte 154 sözlerdeki bütün iki harbümden sonra hayat-ı dünyeviyenin işte insanı şey yapmadığını vesaire. Ama Allah için çok kolaymış. Evet. Hasan abi. Evet abi. Bu ölümün keçiye benzetilmesi, hani bununla ilgili bir tefekkürünüz var mı? Keçi getirilip kesiliyormuş ya cennette. Var. Ama karışmak istemem ya. Keçi neyin sıfatıdır? Şeytan herhalde abi. Yok, keçi... İnadın. İnadın sıfatı. İnadın sıfatı. Söyleyip yapmamanın sesi eşeğe benzetiyor Kur'an. Yani üstü kitap dolu, yani seslerin en fenası eşek sesidir diyor, var ya. Böyle alim veya işte sen ben bildiğimiz bir şey yaşamıyoruz. Kitap yüklü merkebe benzetiyor. Ondan sonra altında hemen devamında diyor ki, bilirsin yani seslerin en fenası eşek sesidir. Keçim bir de şudur, inat ama reisliği kabul etmez. Yani inat, avamdaki şey Mehmet kardeş. Keçi, ferdi ferittir hepsi. Yani enaniyetin simgesidir. Koyunların reisi vardır. O atlarsa hendekten, hepsi atlar. Sen keçilerin atladığını gördün mü birisi atlayınca? Yok. Ondan sonra keçinin yemesi çok ilginçtir. Otlamaz, koparır. Tepeleri yer. Keçi aynı bizim nefse benziyor. Lider kabul etmez, lidere ihtiyacı var. İhtiyacı kadar seni takip eder. Seni kollar, sana minnettar olur, köle olur. En ufak bir beşeriyetinden dolayı ihtiyacını da hissetmiyorsa gözünü kırpmadan koyar seni kenara. Ve biraz vefa şey yok ya. Vefasızlığın simgesidir der bir alim.
Halk keçi, evet, inatın, inat da hakkı da ortadan kaldırdığı zaman çoğu zaman vefasızlığın temelidir der. Vefasız böyle. Keçi denmiş, bilmiyorum, bu Kalı Mesnevi'de Badıl abiden almış. Mehmet kardeş, İnce Mesnevi'de yok. O aslan demiş, ölüm aslanını şey yapacak. Orada hadiste Rüştü abi böyle derdi böyle. Çok garip ya. O küçük mesleği de yok. Yok, büyük kalın Badıl abinin mesleğisi var. O yok yok, sende yok o. Hadiste koyun da diyor Hasan abi. Koyun da diyor mu? Allah diyor koyun diyor. Siz beyaz alalım. Tuna Han aslan kardeş. Tuna Han. Evet. Tunağan, söyledin de ama kimse farkına varmadı. Bir şey diyeceğin zaman böyle haberimiz olsun ki böyle sana şey yapalım. Tunağan, hadis metnini mi okudun kardeş? Emre'nizi size benzettim ama. Yok. Evet, benim telefon arızalı da ama. Emre doğru. Tunağan aslan sen misin? Evet, onun Tahir'in şeyiyle girdim, tabletiyle. Ama Tunağan sen şu anda konuşurken hadis metnini okuyor birisi. Ben söyledim onu. Yok, hadis. Tunağan, tamam. Abi arkadan bir ses geldi. Ayrı bir şey. Ayrı bir şey. Ha, arkadan bir ses geliyor. Tamam, onun için dedim, anladım. Evet. Baba geliyor hala. Evet. Tamam. Evet, konuşmacıların dışında seslerinizi kapattın lütfen arkadaşlar ki böyle şey oluyor. Neyse Mehmet kardeş, devam et. Ölüme devam edelim. Keçiyi bırakalım artık. Evet. Benim arkamda ne istiyorsun? Ecel aslanı durmuş. Beni daima tehdit ediyor. Hı? Fakat eğer ben ile Kur'an'ın sesini duyup dinlesem o aslan bir ata inkılap edecek. Firak ise bir Burak'a değişip beni Rahman-ı Rahim'imin rahmetine ve Hennan-ı Kerim olan Seyyidimin huzuruna götüreceklerdir. Yoksa ölüm parçalayıcı bir arslan şeklinde kalacak, benim Rahman'a olarak hem beni parçalayacak hem de ebedi bir firak ile bütün mahbubatımdan beni ayıracaktır. Burada İmam kulağı diyor Hasan abi. İmam kulağıyla Kur'an sesini duyup dinlesem, burada iman kulağı sanki vahye bağlı aklın dimağdaki, yani itikat olarak görüyorum. Ne diyorsunuz? Çok güzel, maşallah. Zaten sen dersin başında dedin ama herhalde kaçtı galiba. Öyle bir güzel bir cümleydi ki, doğru itikada verilen cevap Allah'ın kendisidir. O da iman. Doğru itikada verilen cevaptır iman. İman kazanılan değildir. Verilendir. İrade-i cüzenin sarfından sonra irade-i külliyenin mümin kulunun kalbine koyduğu bir nurdur iman. İman Allah'tır. İman içeriği Allah'tır. Sureti var tabii, kanuniyeti var tabii, ona girmiyoruz ama doğru bir itikada verilen cevaptır iman. Allah Allah. Yani bu kaçmıştır. Çok güzel bir şey bu. Evet. Yani iman kulağıyla Kur'an'ın sesini duyup dinlesem diyor. Heh. O aslan bir ata ikram edecek. Heh. Firak ise bir Burak'a değişip beni Rahman-ı Rahim'imin rahmetine ve Hennan-ı Kerim olan Seyyidimin huzuruna götürecek diyor. Allah Allah. Ya. Allah Allah. Fesfanallah. Evet. İmanın kulağı. Semiya. Subut-i sıfattan. İşte o iman kulağı. Hani var ya dağlarda yağmurdaki zemzeme, dağlardaki taşlardaki tık tıka, denizdeki rak raka, hepsi manidar nilaz. İman kör olası dinsiz gözü, görmez olduğu yüzümüzü, hem işitmez sözümüzü, hak söyleyen
ait deriz biz. Turamız bir sikimiz var ya. Yani vahiye kopuk. Evet. Vahiyden kopuk. Ver bak. Ey kardeş bil ki tamam. Menfaat gibi zarar dahi doğrudan doğruya Cenab-ı Hak'tandır. Ve keza Allah Allah. Hayır gibi şer de ondandır. Allah Allah. Hem hayat gibi ölüm dahi doğrudan doğruya onun kudret ve kaderiyledir. Bir dakika. Ölümü de ne abi? Onun kaderiyle midir? O cümle yok abi. Bu günlerde lazım o cümle. Bir de okuyun, son okudun. Ve keza hayır gibi şer de ondandır. Hem hayat gibi ölüm dahi doğrudan doğruya onun kudret ve kaderi iledir. Çok şükür. Çok şükür. Çok şükür. O bir yer gelecek, müthiş bir yer gelecek inşallah. Oh. Orada kader ile ilgili çok daha değişik bir şey olacak. Oo, merak ediyorum şimdi. Zira bir şeyin ölümüyle beraber kapattım. O şeyin başka bir hayatı başlıyor. Yahut mevt o ikinci hayatın bir mebdeidir. Yahut da hayatın ta kendisidir. Yani mevt bir şey bir yere gitmiyorsun sen olsun o. Hayatın kendisi. Ya kapatmayayım şu sesi ya. Bir de oku şu son hayatın kendisi. Bir de oku abi o cümleyi. Yahut mevt o ikinci hayatın bir mebdeidir. Yahut da o hayatın ta kendisidir. Mevt hayatın kendisi miymiş? Evet. Çok şükür. Ya. Çok şükür. Nasıl bir müjde bilemez. Çok şükür. Ama hayatı bakiye çıkarttırıyor. İkinci hayatı değil mi? Evet, evet. Esas hayat o. İnne darul ahirete leyyel heyvan. Esas hayat o. La rahate fiddiye ile darla. Abdullah'ım işte hayat-ı bakiyenin mukaddemesi ya. Ne nimet ya Rabbel Alem. Ya bu insanı ne kadar canlı tutuyor. Şimdiye kadar bunları okuyorduk da. İlla Hazreti Korona olmadan bunları hissedemiyoruz ya. İlla Hazreti Korona lazım. Ya. Bunu... Abi mev hayatın kendisidir diyor. Şimdi bunu biz o kadar kitap okuyarak biz anlamamışız. Bunu bir insan anlasın. Mev, bak bir daha söyle Mehmet abi, mev hayatın kendisi. Biz ne biliyoruz mevti? Mevti Mehmet abini sayarız ama mevti neyle biliyoruz biz? Yok. Zahirisiyle yani sadece suretiyle biliyoruz. Ya. Sureti zaten sureti mevti değil ki. Suret ne ki? Surete bakarsan karpuz yeşildir. Yani surete bakarsan soğuk dar, üşütür, kötüdür. Dar, soğuk, pardon. Ama aslında latif bir baharı, mükemmel bir yazı gösteriyor. Bu suret, yani surette takıla ama nasıl takılmayasın ki? Suretin haricinde başka bir şey gösterilmiyor ki şeyde. Yani içtimai hayatta. Tabi Abdullah abi şimdi biz kendimizi tanımıyoruz. Kendimizi tanımadığımız için bizi bizimle karşılaştırmıyorlar. Bu ehli dünya hususan bu dünyayı yönetmek isteyen sefiller, şeytanı destelerle dolu olanlar bizimle karşılaşmamıza engel oluyorlar. Kendini tanıyan çünkü onlar da başlayacak sorgulamaya. Abi fırsat vermiyorlar tabi. Fırsat vermedikçe tabii ki mevtinde ne olduğunu bilmeyecek, ölümünde ne olduğunu bilmiyor. Hep korkutup duruyorlar zaten. Sanki ölüm gelip seni yokluğa götürecek. Tabii ki bir tabi bir şey bu, tabi. Yani nasıl doğuyorsun, ölüm de öyle bir şey. Dünya denen bir sahnede, bir tiyatroda bir sahne almaya gelmişiz. Bir saatliğine. Bir tane. O sahneyi oynar ki sadece istediği gibi, o hayatın tarifi gibi Esma-i Hüsna'ya aynı darlık yapacaksın veya denen şeyleri şer'i olarak yapmamaya gayret göstereceksin.
Evet abi. İşaret Hıcaz'dan yine Badıl abinin 382. sayfada işte birinci nokta olan kainatın imkanı mevti meselesine gelince bilmiş ol ki bir şey tekamül kanunu altında cereyan ediyorsa o şeyde neşv-i nema bulacaktır. O neşv-i nemanın da tabi bir ömrü olması lazımdır. Bunun da elbette fıtri bir eceli bulunacaktır. Öyleyse hiç çaresi yok. O şey ölümün hükmünden, pençesinden kurtulamayacaktır. Ölüm aslanı sürekli ensende. 8. sözde olduğu gibi sürekli seni kovalıyor. Bir yerde yakalayacağım. Hatta Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Efendilerimizin bir hadisi var. Onu okuyayım. Enes, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yere bir takım çizgiler çizdi. Sonra da çizgilerini göstererek şöyle buyurdu. Bunlar insanın istek ve arzuları. Şu da onun ecelidir. Bu vaziyette yaşayıp giderken bir de bakar ki en yakın çizgi olan ölüm karşısına çıkıvermiş. Ölüm o kadar sana yakın ki hiç bile etmiyorsun. Nereden geleceğini bilmiyorsun. Muayene zaten nasıl olacağını bilmiyoruz. Ama ölüm bir şeye, nefse, sen zaten nefsini öldürmüşsen veya nefsini tezkiye etmişsen ölüm sana uğramayacak. Sadece fıtri bir ömrünü tamamlamaya gelecek, bir kanuniyeti yerine getirecek. Bir an, bir anı seyahat. Ölüm gelecek, ruhu, bu bedende hapis olan ruhu alıp gidip gitmesine vesile olacak. Aslında o da vuslat. O da kötü bir şey değil. Yani ruhu bu cesedi kurtarıyor. Ruh buralı değil ki. Ait olan yere serbest kalıyor. Hür oluyor kardeşim. Hür oluyor. Esas o zaman hür oluyorsun. Şu anda hapistesin zaten. Bu ceset denen hapisteyiz. Bize gösterdikleri o zahiri var ya. İşte küçük bir alem olan insan nasıl ki harabiyetten yıkılıp bozulmaktan kurtuluşu yoktur. Onun gibi büyük bir insan olan alem dahi elbette ölümden kurtulması mümkün olmayacaktır. İşte milyonlarca topların en küçük gülleleri arzımızdan daha büyük, mermilerin iç içe uçuştuğu bir sekeratın hırıltısının çıkardığı sesin nasıl olacağını sen düşün. Böylece kainatı bu kıyamet ölümüyle hilkat çalkalanacak ve kainat birbirinden temayüz edip ayrılacak. Kainatın ölümüyle de zıtların tamamı ayrılacak. Evet. Bir şeyde güzellik veya çirkin hükmü o şeyin mukaddimesine, esasına da terettüp eyler. Evet, mesela vacibin üstünde mütevakıf olduğu şey de vaciptir. Ve harama giden ve götüren şey dahi haramdır. Öyleyse ölüm, saadet-i ebedinin mukaddimesi olmakla elbette saadet ve nimettir. Bir kanunu burada anlatıyor. Mesela vacibin üstünde mütevakkıf olan şey de vaciptir diyor. Mesela bir yerde içki içiliyor. İçki içmek haram ama içkinin içildiği mekana da gitmek haram. Niye? Çünkü o seni harama götürecek. Bu kanuna binaen diyor ki ölüm saadet-i ebedinin mukaddemesi olmakla beraber
elbette saadet ve nimettir diyorum. Ölümün nimet oluşu dört adımdan. Bir, ölüm ebedi saadetin mukaddemesi ve mebdeidir. İki, şahsın muzur hayvanat ve hasenat dolu hapishane gibi, haşerat dolu hapishane gibi bir yerden geniş bir sahraya çıkmış gibi necatı kurtuluşudur. Yani ölüm aslında sizi böyle bir haşerelerle dolu bir hayvanat olduğu bir yerdesiniz. Birdenbire size bir kapı açıyorlar veya eski Romalıların hayvanca insanlara seyrettikleri o arenalarda birisine terk edilen bir insanın birdenbire birkaç aslan saldırıyor, bak kaçacak yeri yok. Birdenbire bir kapı açıveriyor birisi ona, oradan kaçıveriyor. İşte aynen de ölüm öyle o dehşet anından, vahşet anından kurtulmanın bir yolu. Üç, ölüm ne bir beşerin nesli ve içtimai hayatı itibariyle büyük bir nimettir. Eğer ölüm olmasaydı insan nevi müthiş sefaletlere, perişaniyetlere düşmüş olacaktı. Düşünün, Hazreti Adem'den bugüne kadar hiç kimse ölmesin. Düşünün yani. Ve nasıl yaşayacağını bilmiyor herkes. Nasıl bir perişaniyet, nasıl bir muamma. Aslında ölüm bir nimet. Ölüm bazı şahısların hal ve vaziyetleri itibariyle matlup bir nimettir. Zira insanın acizliği ve zayıflığı sebebiyle hayatın tekalifine ve veliyelerine, tazikatına ve unsurların zahiri şefkatsizliklerine tahammül edememektedir. Öyleyse ölüm şahsın kurtuluş kapısıdır. Düşünün, bir zalim size zulmediyor ama siz buna cevap veremiyorsunuz. Veya size bir haksızlık ediliyor. Sesinizi çıkaramıyorsunuz. Yani ölüm olmasa, ahiret olmasa bir insan nasıl bir psikolojik sıkıntıya girer? Bir düşünebiliyor musunuz? Ve sonra sizi öldürür. Yukarıda geçtiği üzere işaret ucazda bir yer bu. İşarettir ki abim, Mehmet abim, bir saat oldu. Can alıcı, okumak istediğin yere geçebilirsen iyi olur. Yapmayalım. Bir saat. Can alıcı böyle. Çünkü sonradan bunlara da şey vereceğiz. Arkadaşlar derse kendileri değilse, katılmıyorlarsa görüntülerini ve seslerini kapatsınlar. Ahmet Çener, görüntünü kapat kardeş. Şimdi sen okumak istediğin şeyi veciz böyle şeylerime... Güzel abi burası. Tamam, oku. İşaretir ki ölüm kaderin ölçü ve programıyla çizilip kudretin eliyle yapılan azim bir tasarruftur. Oo. Bir daha okur musun? Ölüm kaderin ölçü ve programıyla çizilip kudretin eliyle yapılan azim bir tasarruftur. Vay maşallah. Nerede geçiyor ya? Biz bunu okuduk mu ya? İşaret olacağız abi. Kaçın sayfa? Badıldı. Ha. Badıldı 443. Ha, badıldı. Aya bak abi, burası işte biraz bu değişik bir yer. Aya görmezsin ki tabiin yani fıtri ömrünü tamamlayıp da son eceline kadar devam edip giden ve öyle ölenler azın azıdırlar. Yani ekseriyetle kazalar, suistimallerin neticesinde arızalarla eceli kaza denilen ölüm ile ölüp fıtri ömrünün sonuna ulaşamamaktadırlar. Yani işte bundan zihin hüşyar olabiliyor ve olmalıdır. Evet, Kur'an'da var böyle. Eceli, Kur'an'da ne diyor? Eceli şey gelmeden ölüyorlar çoğu. Eceli
bir ayeti parça. Eceli kaza mı acaba? Yok yok yok. Eceli Arapça böyle. Fıtığı olabilir mi abi? Yok yok yok. Eceli. Eceli. Eceli ahir mi? Yok. Çok ilginç o ay. Çok tuhaf yani. O eceli bilmem ne diyor. Eceli şey, fıtri eceli gelmeden ölüyorlar. Suistimal ediyor. Evet. Şimdi devam et. Burada ne demek yani? Fıtri ömür ne demek? Fıtri ömür ne demek? Şu şey görünüyor mu abi ya? Eceli galip değil kardeş. Evet, devam et. Şimdi bir koordinat sisteminde bir tarafa hayat, bir tarafa ölüm dersek, herkese bir fıtri ömür tayin edilmiş kader tarafından. Evet. Bu nedir? Bu nedir? Bu şudur. Senin hamurundan, şahsi olarak senin düşüncelerin, fikirlerin, dimağındaki, kalbindeki, ruhundaki bütün her şey, bunların hepsi dikkate alınarak, yani sonsuz, her bir fiil için sonsuz ihtimaliyat neticesinde Allah'ın senin için en mükemmel bir ömür dakikalarıdır. Sen en mükemmelini, her şeyin en mükemmel olasılığı neticesini seçseydin böyle olacaktı zaten. Ama hiç kimse bu ihtimaliyatları, bu neticelere varamıyor. Niye? Bedenini suistimal etmeyeceksin. Yemeğine dikkat edeceksin. Dışarıya çıkarken dikkat edeceksin. Kanunlara riayet edeceksin. Hiç kalbinden şunu geçirmeyeceksin, bunu geçirmeyeceksin. Hangi ihtimal ya? Ama hangi birimiz bunu yapıyor ki? Demek ki bunlar bu senin fıtri ömrünü tamamlamana engel oluyor zaten. Çok azın azıdır diyor. Fıtri ömrünü tamamlıyormuş. Eceli kazayla, yani sen kendin tayin ediyorsun ve sebebi hastalıkların, kazaların sana gelmesine sen çağırıyorsun. Fiillerinle. Fıtri ömrü, bismillah hocam, evet abi, fıtri ömrü, Fikret abi burada mı acaba? Fikret abi bir böyle tıp olarak tarif etse ya. Mesela şöyle bir destek olmak istiyorum eğer yoksa, şimdi insan organları hastalıklarda hasar alıyor. Mesela bir adam bir kalp krizi geçirse, kalbindeki bir kısım damar ölüyor. Krizi geçirdikten sonra yaşayan o adam, kalbinin %20'sini, 30'unu damar ciğeriyetinde kullanamamış oluyor. Bir daha kalp krizi geçirirse biraz daha ölüyor. Mesela akciğer hastalığı geçiren adam, akciğer enfeksiyonu geçiren adam, akciğerinde bir kısım süngerimsi nefes alan dokular ölüyor. Yani fibrozlaşma, etleşme oluyor. Artık o akciğer var, yani akciğerin cesedi var ama o kısmı nefes almıyor mesela. Fıtri ömrünü tamamlamış oluyor. Yani kazalar, yani hastalıklar bu noktada kazalar derken, cesede takılan organların ömrünü kısaltmış oluyor. Dahilde böyle. Organların ömrü kısalınca insanın fıtri ömrü de adetullah gereği kısalmış oluyor. Tabii. Meşhidi Ali abi bak, o ciğerin o hale gelmesine sen vesile olsun. Ya sigara içiyorsun, ya kötü hava şartlarında bulunuyorsun veya işte spor yapmıyorsun, güncel bir şey değil. Evet, bunları senden kaynaklanıyor yani. Eğer o harfi harfine bunlar yerine gelse bunlar olmayacak zaten. İsrafat da. Evet.
İktisat etmemek, hayatında iktisat etmemek. Mektubattan bir yer okuyacağım inşallah. Nasıl ki hayatın dünyaya gelmesi bir halk ve takdir iledir, öyle de dünyadan gitmesi de bir halk ve takdir ile, bir hikmet ve tedbir iledir. Çünkü en basit tabakayı hayat olan hayat-ı nebatiyenin mevti, hayattan daha muntazam bir eseri sanat olduğunu gösteriyor. Bakın burada mevtin ne kadar önemli olduğunu da açıklıyor. Zira meyvelerin, çekirdeklerin, tohumların mevti, tefessüh ile çürümek ve dağılmakla göründüğü halde gayet muntazam bir muamele-i kimyeviye ve bir mizanlı, bir imtizaçtı unsuriye ve hikmetli bir teşekkülat zerreviyeden ibaret olan bir yoğurmaktır ki bu görünmeyen intizamlı ve hikmetli ölümü sümbülün hayatıyla tezahür ediyor. Demek çekirdeğin mevti, sümbülün mevdeyi hayatıdır. Belki aynı hayatı hükmünde olduğu için şu ölüm dahi hayat kadar mahluk ve muntazamdır. Yani senin ölümün aslında bir çekirdek. Yani nereye bir ağaç olacak? Baki bir ömre ağaca tebdil ediyor. Mehmet kardeş, daha şey yapacak mı, var mı cümlen? Bir iki tane daha, bir 10 dakika daha alalım ya. Tamam. Ondan sonra buradaki kayıtları okuyacağım. Kardeşlerin yazdıklarını. Tamam. Saniye, ölüm sureten göründüğü gibi dehşetli değil. Çok risalelerde gayet kati, şeksiz şüphesiz bir surette Kur'an-ı Hakim'in verdiği nur ile ispat etmişiz ki ehli iman için ölüm vazife-i hayat külfetinden bir terhistir. Hem dünya meydanındaki imtihanda talim ve talimat olan ubudiyetten bir baydostur. Hem öteki aleme gitmiş %99 ahbap ve akrabasına kavuşmak için bir vesiledir. Hem hakiki vatanına ve mebde-i makam-ı saadetine girmeye bir vasıtadır. Hem zindan-ı dünyadan bostan-ı cinana bir davettir. Fakir rahiminin fazlından kendi hizmetine mukabil bazı ücret etmeye bir nöbettir. Madem ölümün mahiyeti hakikat noktasında budur, ona dehşetli bakmak değil, bilakis rahmet ve saadetin bir mukaddimesi nazarıyla bakmak gerektir. Hem ehlullah'ın bir kısmının ölümden korkmaları ölümün dehşetinden değildir. Belki daha fazla hayır kazanacağım diye vazife-i hayatın idamesinden kazançları hayrat içindir. Evet, ehli iman için ölüm rahmet kapısıdır. Ehli dalalet için zulmeti ebedi kuyusudur. Evet, en evvel herkesi korkutan, en korkunç tevehüm edilen ölümün yüzüne baktım. Nuru Kur'an ile gördüm. Ölümün peçesi, gerçi karanlık, siyah, çirkin ise de, fakat mümin için asıl siması nuranidir. Güzel. Ve çok risalelerde bu hakikati katil bir surette ispat etmişiz. 8. söz ve 20. mektup gibi. Çok risalelerde izah ettiğimiz gibi ölüm idam değil, firah değil, belki hayatı ebediyenin mukaddimesidir, mebdeidir ve vazife-i hayat külfetinden bir paydostur, bir terhistir, bir tebdili mekandır. Berzah alemine göçmüş kafile-i ahbaba kavuşmaktır ve hakeza bunlar gibi hakikatlar ile ölümün hakiki güzel simasını gördüm, korkarak değil. Belki bir cihetle, müştakane mevtin yüzüne baktım.
ehli tarikatça rabıtayı mertin bu sırrını anladım. Zira ölüm, aciz, zeval, fakr, sefer gibi ayat-ı tekviniye yüksek sadalarıyla dinin lüzumuna ve şairin iltizamına davet ediyor. Zira ölüm, aciz, zeval, fakr, sefer gibi ayat-ı tekviniye yüksek sadalarıyla dinin lüzumuna ve şairin iltizamına davet ediyor. Şunu da okuyayım inşallah. Bir de ölümün sureti, kanuniyeti, hakikati ve mahiyetini söyleyelim. Bitirelim inşallah. Tamam. Bir zaman yüksek bir dağ başındaydım. Gafleti dağıtacak bir intibahi ruhi vasıtasıyla kabir tam manasıyla ölüm bütün çıplaklığıyla ve zeval ve fena ağlattırıcı levhalarıyla bana göründü. Herkes gibi çok alakadar olduğum ehli kemalat ve meşahir-i enbiya ve evliya ve asfiyanın sönmelerine mahvolmalarına karşı mahiyetimdeki rikat-i cinsiye ve şefkat-i neviye dahi kabre karşı tuğyan edip feveran etti. Ve altı cihete istimdatkarına baktım. Hiçbir teselli, bir medet göremedim. Çünkü zaman-ı mazi tarafı bir mezar-ı ekber ve müstakbel bir karanlık ve yukarı bir dehşet ve aşağı ve sağ ve sol taraflarından elim ve hazin haller, hadsiz muzur şeylerin tehacumatını gördüm. Birden sırrı tevhid imdadıma yetişti. Perdeyi açtı. Hakikati halim yüzünü gösterdi. Bak dedi, en evvel beni çok korkutan ölümün yüzüne baktım. Gördüm ki ölüm ehli iman için bir terhistir. Ecel terhis tezkeresidir. Bir tebdil-i mekandır. Bir hayat-ı bakiyenin mukaddimesi ve kapısıdır. Zindan-ı dünyadan çıkmak ve bastan-ı cihana bir uçmaktır. Hizmetinin ücretini almak için huzur-u rahmana girmeye bir nöbettir ve dar-ı saadette gitmeye bir davettir diye kati anladığımdan ölümü ve mevti sevmeye başladım. Evet, ölümün sureti, kanuni hakikatını söyle Mehmet kardeş, tamam. Evet inşallah. Ölümün sureti. Fenaya, hiçliğe, zulmata, nisyana, çürümeye, dağılmaya ve kesrette boğulmaya gittiğini tevehüm etmek. Demek ki tevehüm edip düşünmek. Fenaya, Adem'e, hiçliğe, zulmata, nisyana, çürümeye, dağılmaya ve kesrette boğulmaya gittiğini tevehüm edip düşünmek. Kanuniyeti esbab dağdasından ve vesayetin karanlık perdelerinden kurtulmak. Esbab dağdasından ve vesayetin karanlık perdelerinden kurtulmak, ruhun bedenden kurtulması. Hakikati Rabbi rahimlerine makar-ı saltanat-ı ebedisinde perdesiz kavuşması
ve doğrudan doğruya herkes kendi Halık'ı ve Mabud'u ve Rabbi ve Seyyidi ve Malik'i kim olduğunu bilmesi ve bulması. Ölümün hakikati, Rabb-ı saltanatı ebedisinde perdesiz kavuşması ve doğrudan doğruya herkes kendi Halık'ı ve Mabud'u ve Rabbi ve Seyyidi ve Malik'i kim olduğunu bilmesi ve bulması. Mahiyeti, ölümün mahiyeti, rüyeti cemaline mazhar olmak. Yani herkesin tam kavsiyeni. Rüyeti cemaline mazhar olması. Mahiyeti, mahiyetin bir de söyler misin? Rüyeti cemaline mazhar olması. Rüyetine mazhar olması. Tamam. Evet. Ben şimdi notları okuyayım abi. Arkadaşların yazdığı notları okuyorum. Tamam. Bazılarını atlayacağım. Çünkü DM biliyor. Yukarıdan aşağıya. Uğur kardeş hayattan bir şey istemiyor ölüm. Sadece hayatı istemiyor. Seyit Ahmet, hatta dünyaca meşhur Arap edipleri, eğer firak olmasaydı ölüm ruhlarımızı almak için yol bulup gelemezdi. Yani ölüm aslında burada böyle ifade ediliyor da firakın toplamıdır. Abdullah, benden sürekli kopuyor, başka kimsede de, onu geçiyorum. Ölüm kulun kıyameti ise kul kıyama kalkıp dosta varsın. Halilullah olmaktır ölüm diyor. Mevt, tebdil mekan tavili vücut itlak ruhtur. Uğur, ölüm imandaki inkişafı bitiriyor. Bunu kastediyor diyor. Ondan sonra bu dünyadaki bizi düşünmede Behçet, bu dünyada bizi düşünmede özgür bırakan Rabbimiz demek cennete de bizi serbest bırakacak, hala ölmeye karşı tereddüt olacak demek. Efendim, insanlar uykudadırlar, ölünce uyanırlar. Keşrul hafa hadis bu. Elbette mevt hayata racihtir. Hali mevt hayattan üstündür. Çünkü hayatın mertebesi, kalitesi yüksek oluyor. Mevt seni görmektir. Bakalım çekirdeğin içindeki neymiş? Mevt kişinin kendisini görmesidir. Kendisiyle yüzleşmesi. Mevt çekirdeğin içindekini görmektir. Görme fırsatıdır. Ondan sonra kendini tanımayan ebedi alemde kiminle tanışacak? Cenab-ı Hak insanı kainata cami bir nusa ve 18 bin alem havi büyük. Malum işareti yazı söyledi. Havi büyük alemin kitabına bir filist olarak yaratmıştır ve Esma Üstad'dan uzun yazdın kardeş. Çıkarımın olsa okuyacaktım. Söz okuyabilir misin? Mevt sanki bedenden mücerret olma hali. Başka? Bende olan ahiret alemi ortaya çıkaracak. Tebdil bu. Bende olan ahiret alemi ortaya çıkacak. Mevt kendine bakmaktır demiş. Kıyamet günü ölüm alacalı koyun suretine getirilir. Kafaya taktı koyun keçi fark etmez. Ölmeden çekirdekten ne çıkacağını bilmektir. Ölüm bana sevdiklerime gelmemek şartıyla nimettir. Ölüm bana ve sevdiklerime gelmemek şartıyla nimettir. Ehli dünya demiş bunu. Serkan, bir şeyi hareket ediyor ise her şeyle beraber. Her şey hareket ediyorsa bir şeyle beraber. Kabir ve mevt, ölüm seninle hareket edip var olandır. Seni yok eden değil. Bir çay verir misin? Tamam.
Bir de okuyayım ya, maşallah dediklerine göre. Bir de okuyayım Serkan Çakma. Bir şey hareket ediyor ise her şeyle beraber, her şey hareket ediyorsa, ediyor ise bir şeyle beraber, kabir ve mevt ve ölüm seninle hareket edip var olandır. Yani kabir, mevt, ölüm, ecel, arkaya geçmiş Serkan. Bunlar bu tarafta diyor. Seni yok eden değil, seni oralara tanımlayandır diyor. Allah Allah. Uğur da acayip bir şey dedi yukarıda ya. Ona bir de dönmek istiyorum. Mevt seni görmektir. Yani kişinin kendisiyle yüzleşmesidir diyor Uğur kardeş. Onun da durumu hepten iyi değil. Eceli tamam. Başka ne var? Ver abi ablam. Ölüm gelince bitti. Tövbe yok. Rahmet hariç. Atakan dersin başlarında söylenen ölüm neden vuslattır? Çünkü kendine aslına kavuşmaktır. Çok ilginç be. Hakikaten hukukçu bak ne diyor. Dersin başında söylenen ölüm neden vuslattır? Niye kavuşmaktır? Çünkü kendine aslına kavuşmak. Bak şimdi, rahmete kavuşmaktır deniliyor değil mi? Burada diyor ki bak Atakan Toprak, ölüm diyor kendinle kavuşmaktır. Hiçbir zaman burada varamadın. İnsan hep kendisine kaçmış. O nispetle sıkıntı çekiyor. İnsan en çok uzak olduğu kişi kendisidir. İnsan bu dünyada en çok uzak olduğu kişi kendisidir. O nispetle sıkıntı çekiyor. Oradaki ben kendimi yakalayacağım. Kim? Ben. Beni değil. Ben kendimi yakalayacağım. Kendin de olmadığında burada ne akraban akraba ne dostun dosta Rabbini hissedebiliyorsun. O yüzden ilk kendine sürekli bir şekilde kavuşmak, sonra bütün sevdiklerine kavuşmak. Evet, çok ilginç. İnsan kendisine kavuşmasıdır. Bu işte bu derslerle insan kendisini yakalamaya çalışıyor. Hasan abi. Efendim abi. Hasan bu Atakan kardeşe şey olsun diye ben de bir not aldım ona destek diye olabilir miyim? Tabii abim başım üstündesine. Ölü asıllarına gayrı olmak. Asıllarının haysiyetlerinde mahrum olmak. Yani asılları derken ne? Yani fıtrat-ı selime'ye bağlı yaşamamak. Bir nevi ölü hükmü. Evet. Yani insan kabre girince bir elbise çıkartıyor. Haşre girince başka elbise çıkartıyor. Sırat'ta başka elbise çıkartıyor. Cennette başka elbise çıkartıyor. Cennette Rabbi Rahim'imize göreceğimiz zaman ene durumuna dönüşüyor. Yani bu giydirilen elbise oraya kadar çıkartılıyor. Muhammed ne yazmış? Sizi balçıktan, tinden yarattım odur. Sonra bir ecel belirlenmiştir. Kardeş, metin nakletmeye evet çok güzel de onlar uzun oluyor. Tespitleriniz varsa okuyacağım. Hayat vazifesi görevi demektir. Hayatın bizzatı kendisi değil. İsmail, Allah ölüm vakitleri geldiğinde insanları vefat ettirir. Ölmeyenleri de uykularında ölmüş gibi yapar. Ölümüne hükmettiklerini tutar. Diğerlerini ise belli bir süreye kadar hayata salar. Kuşkusuz bunda iyi düşünenler için dersler vardır. Arkadaşlar, ben bunu seslendiriyorum. Sizin mouse'unuz da bu yazıları da okursunuz. Benim ilgimi çekeni hayret ediyorum. Ama çok hayret edilecek mutlaka sizin için vardır ama ben orayı anlayamadığım için geçiyorum. Onun için Allah Allah bunu niye şey yapmadı? Lütfen demeyin. Siz de bakın. Ölümle mi? Abi. Efendim abi. Bari olsun. Bir zat-ı muhteremin bir şeyi vardı da bir
bana yollamış onu, bir yaz vardı da orada bir enteresan bir tabir vardı bu ölümle ilgili. Şimdi Rabbul Alemin diyor ya biz insanı en mükemmel surette yarattı. Bu insanın en mükemmel suretinde yaratıldığı yer neresi abi? İnsanın ilk yaratılışı. Allah'ın indindeki yaratılış. Sonra Rabbul Alemin ne diyor? Biz diyor onu esferi safilin, aşağıların aşağısına indirdik. Nereye indirdi Cenab-ı Hak bizi? Hayat mertebesinin en alt tabakasına, maddi hayata indirdi. Ölümün hakikatini anlayanlar, bu sıra vasıl olanlar, geldikleri yerlere gözünü diktiler. Ve ölmeden önce ölenler, yani geldikleri yere vuslata erenler, ilk yaratılışlarına dönenler, bu sefer orayı ve burayı ikisini birden yaşamaya başlıyor. İşte onlar için diyor ölüm korkusu yoktur. Niye? Çünkü o sırrı çözmüş oluyor, anlamış oluyor. Çünkü ilk yaratılış neresi? Allah indindeki yaratılış. Bizim nereye indiriyor? Esrarsa aşağıdan aşağısına indiriyor bu hayatın esrarsına, maddi hayata. Ölüm biraz önce ifade edildiği gibi insan maddi ölümle normal avam ahirete geçiyor. Evet, yani surete bakıyor. Evet. Yani havasa ölümün hakikatini anlamakla Cenab-ı Hakk'a vasıl oluyor. Ve orayı ve burayı beraber yaşayıp artık ölüm korkusundan silinmiş oluyor. Çok güzel. Çok güzel İsmail'im. Maşallah. Almanya'ya selam olsun bu arada. Aleykümselam. İnşallah bu Hazreti Korona şey olunca oralara da geleceğim inşallah. İnşallah bekliyoruz. Allah razı olsun. Ölümle mi ancak uyanılır? Musalla kürsüsünden en esiz bir ders yerine, en eli ve nefis ile beraber bir ders, kıyama kalkıp alemlere haykırmakta hoş olsa, Murat Nehmi demiş, ölüm haktır, ölüm haktandır, ölüm hakka kavuşmaktır, ölüm hakkını bulmaktır. Atakan yazmış, ölümü vuslat görmemenin bir ciheti, dünya perestlikten, elemi gaflet perdesiyle hissetmeme, elemi, yani ahiretsiz dünyada yaşamak elemdir ama gaflet ve iptal ile onu hissetmeme, ve imanın tatlılığını gafletle hissetmememizdir. 15. şuadan söyledi. Yani imansızlar ve gafletin derecesine göre bu dünyada yaşamaması lazım, intihar etmesi lazım diyor Üstad. Ama iptal isneminden diş nasıl iptal edilince dişçi müdahale edebiliyor. Müslümanlar iman etmenin ve ibadet etmenin lezzetini acayip olurlardı. Niye hissetmiyoruz? Niye? Günahlarımız da bizi iptal hissettiğinden diyor. Onu söylüyor. Başka ne demiş Tunağan? Kafası ki... kafası kesik hayvanlar 36 saat yaşayınca laboratuvarda bilim adamları demiş acaba ölümden sonrası var mı demişler. Ders yapacak kişilerin lütfen... arkadaşlar bundan sonra ders yapacak kişilerin Demirdağ diye yani Dima'da yazın, Abdullah Demirtola'ya ulaşın, mesaj yazın. Bir de ölümle alakalı önümde bir başka şekilde kağıt var. Ölüm iki yay arasındaki mesafedir denmiş. Dima uygulanmış. Ölüm Dima'da tahayyül ve tasavvur. Serbest bölgedeki hakikattır. Ölümün kanuniyeti akıldır demiş. Ölümün şeyi, mahiyeti itikada doğru götürmüş. Şey ise hakikati vicdana indiği için izan denmiş. Ölümün sureti tasavvurdaymış. Bir de ilgimi çeken bir şey okumak istiyorum burada. Çok güzel bir misal bu da benim... Benim şahsen hoşuma gitti. Ölüm yeni yürümeyi öğrenmiş bir bebeğin arkasından gelen annesidir. Anne çocuğu kovalıyor ya, amacı onu kovalamak, yakalamak değil. Ama çocuk öyle anlamıyor. Ölüm bu kadar güzeldir demiş. Bu da
benim işime yaradı ya. Yani işime yarıyor böyle. Ölüm çocuğunu sevmek için, lütuflandırmak, ikram etmek için. Anne hadi yavrum çabuk çabuk falan arkasından. Ama çocuk da annem beni yakalayacak diye. Onun gayesi. Şeyden de söyleyeyim, bana şeyi hatırlattı. Gazali'den okudum galiba veya Mektubat-ı Rabbaniye'den okudum. Bilmiyorum oradan. Diyor ki, senin gayen diyor kuşu sevmektir. Tuttun ama kuş senin gayeni bilmediği için ölüm sancıları çeker diyor. Oysa senin gayen, ya bir böyle seveyim ya, bir dur ya, bir seveyim. Senin gayeni bilemediği için o kötülük yapıyor, beni tuttu zannetmesidir diyor. Bu çocuğun koşması çok hoşuma gitti. Bir de bu kadar misaller içinde ölüm dimağa diye uygularsak tahayyül ve tasavvur. Mehmet kardeşin ölüm ve mevt bir tanesi düşüncedir, bir tanesi mekandır demesine çok uyuyor. Ölüm galiba tebdili mekandır mevt. Bu tahayyül ölümü zehir yapan, kavuşmayı zehir yapan vuslatı tasavvurdur. O da mevt olsa gerek. Mevte tasavvur, ke ölüm, mevt, mevt tahayyül, mevt, tasavvur ise ölüm. Bunu Mehmet kardeş bu şekilde demedi ama aynı böyle dedi hatırlıyorum. O güzel oldu. Hani çok memnun oldum hepinizden. Yani ölüm neymiş, neler hissediyoruz. Çok şükür ya, bu Uğur muydu? O da onu Allah'a şükretsin ki enfusi derslerle muhatap olmuş. Yoksa Bakırköy'de düşünen adamla biraz fazla orada olurdu. Çünkü öyle bir şey yazdın ki Uğur Erkan, hoşuma geldi. Ölüm diyor Allah Allah yazısında, en son onunla bitireyim. Kişi kendisine en çok uzaktır. En kendisini tanımıyor yani. Hep dışarıda yaşamış. Ölüm ile kendisiyle yüzleşmek, yani çekirdekte kendisini seyretmektir demiş. Çok güzel demiş. Çok hoşuma geldi. Bir de bu dimağda benim biraz mesleğim itibariyle, yani meşgul olduğum itibariyle tahayyüle mevt, tasavvura ölüm denmesi. Biraz da bugünlerde insanı korkutan çocuğun annesi kovalaması. Bir de sayın hukukçum Atakan kardeşimizin o demesi de çok hoşuma gitti o. Uzun böyle bir yazısı. O da şey, bakayım neydi, onu da diyeyim de kapatayım. O da hoşuma geldi. Serkan bir tuhaf zaten. Yani tam bir Serkan'sini bir de okuyayım. Bir şey hareket ediyor ise her şeyle beraber, her şey hareket ediyor ise bir şeyle beraber, hani her şeyi hareketlendiren kendisi hareket etmemesi lazım. Kayyumiyette Allah için söylüyor. Kainat hareket ediyor. Bunları hareketlendiren Allah hareket etmiyor. Tövbe yani. Hareketle alakası yok. Kabir ve mevt, ölüm seninle hareket edip var olandır. Allah Allah. Kabir ve seni yok eden değil, sabit bir yere götürüyor seni diyor. Kabir, mevt, ölüm gibi şeyler eneye götürüyor. Seni oraya taşıyor. Bütün bu faaliyetler seni oraya götürüyor. Ha, buldum şey Atakan'ın. Diyor ki ölüm neden vuslattır? Niye kavuşmaktır? Çünkü demiş kendine aslına kavuşmaktır. Mükemmel yani. Yani niye vuslattır? Allah'a kavuşmak gibi anlaşılıyor. Allah oysa beni tanımadan önce kendini tanı diyor. Men arefe fekad arefe rabbehu. Men arefe nefsu fekad arefe rabbehu. Nefsini tanıyan Rabbini tanır. Beni tanımak istiyorsan ilk önce kendini tanı. Tanıman gerekeni tanırsın. Çünkü kendine aslına kavuşmaktır. Kendinde olmadığında, sen kendinde olmadığından burada akraban vesaire dostlarınla da beraber değilsin. Niye çünkü insan dostlarının akrabasından kopuk? Çünkü kendi aslından uzak olunca asıllarını hatırlatan nesebi veya manevi kaynaklardan da uzaktır.
manevi sohbetlerden, risaleden, akrabasından. Oysa Kat-i Silah-i Rahim kebairlerdendir değil mi? Çok büyük. Yedi kebairden bir tanesidir. Yani çok acayip bunu şey yaptı. Hepinizin gecesi mübarek olsun. Cenab-ı Hak iki can da aziz eylesin. Ya Rabbi bu haftalarda ağzımıza doladığın, vermek istemeseydin, istemek vermezdin sırrınca, evliyaların, alimlerin ruhunu kabzeden melek mefti yerine bize, sevdiklerimize, bizi sevenlere, nur talebelerine ya Rabbi melek-ü mefti talebi ulumla alakalı olan melek-ü mefti nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım ruhumuza sekeratta talebi ulumla vazifeli olan melek-ü mefti nasip eyle ya Rabbel alemin. Vahir davahum en ilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temas selavat. Kimse, burada birisi bir şey yazmış. Kimse nerede olacağını onu mu sorayım? Bakayım en son bir şey yazmışlar. İrfan, takul ve aşağısı kalır. Bir dakika şuradan alayım. Birisi sesi açmış, sesi kapatın. Hüsnü Uysal. Hüsnü Uysal. Sesi kapat kardeş, dur. Şurada çıkmak isteyen çıkabilir arkadaşlar. Ders bitti de. Her vakit Ece Celad'ı başını kesmek için gelebilir. Sözleri 146. Başını kesince tasavvur tahayyül kesilir. Çok doğru muallim. Maşallah. Taluk aşağısı kalır. Taluk. Takul ve aşağısı. Çok güzel. Tasavvur ve aşağısı. Tamam. Yani ölümün sureti serbest bölgedir. Dima, tahayyül ve tasavvurdadır. Ondan sonra kanuniyeti arkadaşlar, Mehmet kardeş taakkul mudur? Evet, kanuniyet hep orada değil mi? Ondan sonra hakikati, dima hakikati. İşte güzel olmuş, bu da güzel düşmüş, çok şükür. Allah razı olsun hepinizden. Gurur duyuyorum, iftihar ediyorum, ahirette de iftihar edeceğiz birbirimizden. Şeydir abi, yani hakikati yani dimada... Yok, sırf dima uygularsak ölümü. İnsan korkuyor ya ölümden, zahirisinden. İnsan zahiri muttela ya, mesela diyelim ki dört tane sistem var. Sistem yani din... İnsan değil de iltizam gibi duruyor hakikati. Hakikati mı? He. Evet. Yani ama şey çok güzel düşmüş. O da hoşuma geldi. Ben böyle düşünmemiştim. Ölümün insanı korkutması, zahirde insanı çapraşık düşüncelere serbest bölge ya, tahayyül ve tasavvurudur. Sen de güzel demiştin. Tahayyül şeydir, doğru kullanılırsa mekandır. Tebdili mekandır diyor ya. Mevt tebdil mekansa mevt tahayyüle bakıyor. Tasavvur ise insanın zanları, onları korkutuyor. Demek ki ölüm de oraya bakıyor. Zahirde mevt ve suret serbest bölge. Güzel yani şey yaptı. Çok şükür Rabbime ya. Bu zamanlarda birbirimizden Allah ayırmadığı gibi bu dünya bir süreçten geçiriyor Cenab-ı Hak. Ahirette, kabirde de inşallah yalnız bırakmayacak bizi inşallah. Birbirimizden ayırmayacak. Hangimiz bizden önce kabire girmişse ben inanıyorum. Dimada birbirlerimize ünsiyetimiz var. Karşılanacağını söylüyor. Ustad söylüyor. Hafız Ali gitti diyor. Dershane açtı diyor. Ustad diyor. Buradan giden talebeler diyor. Onu dershanesine alıyorlar diyor. Ya keşke bir selam söyleseydim diyor. Geçen bir tanesi vefat etti. Sonra işte deniliyor ki artık böyle vasıtaya gerek yok. Buradan gönder gider diyor. Yani sanki öteki mahalleye taşınmış gibi gösteriyor. Abi. İrfan'ım.
Mehmet abiye bir şey sormak istiyorum da. Mehmet abi, külliyatta mevt ve ölüm haricinde ölüm ifade eden başka bir kelime tespit ettiniz mi? Hasan abi, sizin bilginiz var mı? Mevt ve ölümden hariç mi? Evet abi. Var. Firak. Ama yani. Firak. Firak daha çok sen, biz firak sanki böyle dediniz. Aslında yani böyle ölüm, firak böyle bir sonlu bir ayrılış abi. Ölüm ve mevt böyle sonu olmayan bir ayrılış gibi ki daha çok hafızalarımızda kalmış. O zaman biz yanlış anlamışız abi. Yok, yanlış anlamadın. Doğru anladın. Sual soran yarısını biliyor. Söyle bakalım, nedir senin anladığın? Yok, sen de tefekkürümü desteklemesi açısından dedim acaba hani biz sürekli ölüm ve mevt için cümleler kuruyoruz ya, dedim acaba hazır Mehmet abi çalışmış, bu iki kelimenin haricinde başka bir kelime var mı diye sorayım dedim. Bir de ölüm ve mevti tam olarak ayırabildiniz mi Mehmet abi? Buna dair bir cümle ben söylediyseniz de yakalayamadım ders boyunca. Yani ölüm zamana bakıyor, mevt mekana bakıyor. Ölüm mülk, mevt melekut gibi. Ölüm de aynı. Buyurun abi. Dinliyorum abi. Yani ölüm fani, mevt bekaya. Burada şu ana kadar diyebileceğim bunlar. Peki cennet için ölüm ifadesini kullanmayıp cennet ya da cehennem için mevt kelimesini kullanmak doğru mudur? Yani cennet hayatında ve cehennem hayatında mevt gerçekleşecek mi? Ölüm zahiri ise, mevt batınsa sizin ifadelerinizle böyle bir cümle kullanmak doğru mudur? Şimdi hatırladığım kadarıyla mevt, alemi gaybda mevte mazhariyet var. Bak, alemi gaybda mazhariyet var mevte. Bak, bu nereye kadar alemi gayb diyeceğiz? Sizin dediklerinizin yerlerine giriyor. Cennet, cehennem girmiyor alemi gaybı gerçi. Onu bir şey diyemeyeceğim. İrfan şöyle şimdi olur. Söyle İrfan'ım. Merak ettim seni. Abi şimdi mesela hani ölüm ya da mevt kelimesi için daha mesela mevti üstad tanımlarken tebdil-i mekan tahvili vücut duruyor. Gerek mevt buna vesile olsun, gerek ara format olsun, sonuçta bir hareketlerin ortasında duruyor. Yani bir hareket, bir harekette bir harekete dönüş ya da bir mekandan bir mekana dönüş. Bu aslında ne ifade eder? Bir terakkiyat demektir bu. Bir inbisattır ya da bir terakkidir. Cennet ve cehennem için terakki konusu olacaksa ya üstad külliyatta bizim bilmediğimiz ölüm ve mevti ifade eden bir cümle kullanmış olmalı, bir kelime kullanmış olmalı ya da mevti oraya taşımamız gerekiyor. Yani mevt cennet ve cehennem içinde devam edecek ifadesini kullanmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Bu sadece şu an için dersi dinlerken ki bir tefekkürüm abi. Daha önce ben ölümle alakalı bir çalışma yapmadım, bir toplama yapmadım yani. İrfan'ım şu... Söyler misin orayı İrfan ya? Tekrar ifade edeyim abi. Mevt için biz diyoruz ki tebdili mekandır, tahvili vücuttur. Evet. Burada ne anlaşılıyor? Yani bu bir mekandan mekana geçiş ya da bir vücudun değişimi. Bu ne demektir? Terakki ya da tedenni, bir hareket söz konusu. Peki cennet ve cehennem içinde bir inbisat ve inkişaf var ise bu inbisat ve inkişaf da cennet ve cehennem için demektir bu. Tam hareket fiziksel atomsal olarak düşünmeyelim. Yani bir şeyin değişimi, bir formun değişimi gibi. Bir terakki ve bir inbisat olacaksa orada ora için ya üstad külliyatta mevt ve ölüm benzeri bir kelime kullanmış olmalı ya da mevt kelimesini orası için kullanmış olmalıdır diye dersi dinlerken düşündüm abi. Yani zaten benim anladığım da mevt bekaya bakıyor. İrfan, şu olur mu İrfan?
Şimdi biliyorum abi. Cennette her şey kendinde mekanda. An ve an sonsuza doğru mükemmele gidecek mi? Evet. Evet. Yoksa ülfet belası olur. Bir an bir ana benzemeyecek. Mesela cennete girdin. İlk aldığın lokma, ikinci lokma ile hiç alakası olmayacak. Daha acayip, üçüncü daha acayip, dördüncü acayip. Sen daha garayip, mekanda daha acayip. Esmanı nihayetsiz. O zaman bir halden başka bir hale dönüşümse meft orada da caridir ki o esma orada da gözüküyor. Yuhi ve Yumit esması da orada da cari. Mesela Hızır abi demiştim, abi bu bütün esmaların azami tecellisi olduğuna göre Şafii nasıl tecelli edecek cennette, hastalık yok dedim de Şafii ismi azami tecelli ettiği için hasta olmayacaksın dedi. Şimdi cennette madem bir inkılap olacak, yani çekirdek ağaç olacak, bir an bir ana benzemeyecekse meft orada da var. Ama mefti bu dünyada anladığımız gibi değil tabii. Yani üzerindeki nihayetsiz esmaların hakikatleri var. Nihayetsiz, sonsuz. O cilve cemal nakış sanat bir tane burada gözüktü. İnsanın nihayetsiz istidatları ve kabiliyetleri ve onların da meratipleri var. Onlar nasıl orada cennete açığa çıkacak? Mefte mazar olacak. Yani patlayacak, üstüne alınacak. Patlayacak, yani bir halden başka bir hale dönüşecek. Meft nasıl ki tohumun ağacı olması ise cennette de öyle. Tahvili vücut, itlak-ı ruh. Cennette de bu olmazsa olmaz ki. Cennette de bu olması lazım. Bir anım bir ana nasıl olacak? İnkılabı nasıl olacak? Dönük olmaması lazım. O zaman meft olması lazım. Ben de o şekilde düşünüyorum dedim. Yani acaba bizim yakalayamadığımız, yani hazır Mehmet abi çalışmış, bizim yakalayamadığımız bir şey varsa soralım, öğrenelim diye sordum abi. Bir de bu ders esnasında dikkatimi çeken, daha önce dikkatimi çekmeyen bir şey de üstad çok pozitif bir insan. Yani ölüm için hani son değildir ifadesini kullanmaktan ziyade başlangıçtır ifadesini kullanıyor. Maşallah. Vay be. Çok güzel. Hatta ustam hatırada Rüştü abi söylerdi de bağ bozumu derlermiş böyle. Üzümü, üzüm var ya böyle bağ bozumu. Ustam, evet abi biz öyle kullanıyoruz, bağ bozumu deriz biz. He, ustam demiş ki hayır demiş, rahmet ilahi üzüm oraya takmış, bozmayın siz çözün demiş. Rahmet ilahi üzüm salkımın oraya takmış iple, siz onu çözün demiş, bozmayın. Kelimelerdeki nezaket abi. Yani ustad ne pozitif adammış ya, böyle hakiki nur talep verir. Bir de Zübeyir abi öyleymiş. Dedim abi buna en yakın kimmiş dedim ya, sen Zübeyir abi şey yapmışsın. Yani Zübeyir abi böyleymiş biraz, çok kibarmış ya. Hepsi bizim şeyimiz de. Yani Uhuvvet Risalesi'nin dersi var Zübeyir abinin. Onu Rüştü abinin kasetinden ben internete attım. Uhuvvet ve Vesvese dersi var internette. Ses böyle. Atmıştım ben onu, çoğalmış çok şükür. Yani ne kadar nazik vesaire. Şimdi ustad şeyi de bağ bozumu demiyor. Bağ çözümü vesaire. Yani meft başka şey değil diyor. Bak ne güzel demiş ya. Başlangıçtır demiş. Çok şükür. Onun için Risale-i Nur'un hakikatiyle ruhu böyle terbiye almış insan olaylar hep pozitif bakar. Bakması lazım da zaten. Geceniz mübarek olsun arkadaşlar. Allah hayırlı geceler abi. Benim de söyleyeceklerim bu kadar. Allah razı olsun. Çok şükür. Çok şükür böyle ki böyle bir durusu Kur'an'ı bize arkadaş etmiş. Bak şimdi, korona denilen şey olmasa, tamam güzelliklerini de görelim böyle, hem o ustadın o şeyini de uygulayın. Bak bizi Sibirya'dan var, Kuzey Irak'tan var, Avrupa'nın her tarafından var da, hep beraber bak bir şehir hükmüne getirdi. Çok şükür güzellikleri görmek lazım. Madem kainatın sahibi böyle bir şey fırsat vermiş. Peki,
Rabbime emanet olun. Allah'a emanet olun. Geceniz mübarek olsun. Selamun aleyküm. Aleyküm. Efendim abi. Başta sesi açamadım. Hasan abi benden Naci. Hayırlı sonlar diliyorum. Tamam. Öğrendin mi Naci'm beni? Hasan abi korkudan tırı kapatmışım. Sen kızarsın diye tırı birden kapatmışım. Naci'm bir tanem bak şimdi. Niye biliyor musun? Sen korkma. Milli boksördür ha. Boksör hocasıdır. Milli. Öyle şey değil ha. Canım benim. Şimdi bak abi. Ben hakikaten şey değil. Derste oyun havası mı dersin? Bilmem ne havası mı çalıyor. Dedim ki buna mani olacağım. Bir gün bir derste bulunmuştum. Adam ders yapan telefonu çalıyor. Dersi bırakıp telefonla konuştu. Ben dedim ki asla buna müsaade edeceğim. Niye? Ben o dersi dinliyordum gençtim. O zaman Panasonic Seyar ev telefonları vardı. Seyar. Onun için dedim ki ben bu derse kaptırdım kendimi. Beni nasıl koparttı bu abi? Asla buna fırsat vermeyeceğim diye ahdetmişim. Şimdi derse kapattırıyorum sebebi kendisine saygı göstersin. Ya kapat senin işini birisi arayacak, kopartacak seni manadan. Veya seni çalınca beni rahatsız edecek. Onun için istemedim. Naci'm benim. Bir tane. Çok güzel olmuş abi. Allah razı olsun. Çok İsmail'iniz valla. Yani ben istiyorum 3'e 4'e kadar sürsün abi. Zaten biz burada sabah erken oluyor ya abi. He. Çok güzel oldu abi. Allah emeğe geçer herkese. Arkadaşlarına da Allah razı olsun. Size de abi. Allah eksikliğinizi vermesin inşallah. Canım benim. Bana selam ediyorum Naci'm. Aleykümselam başkazanın. Aleykümselam. Maşallah. Allah'a emanet olun. Ya güzel. Güzel insanlarsınız ya. Yani sizin sesini duyunca yüzüm de gülüyor. Çok şükür. Selamun aleyküm abi. Estağfurullah. Estağfurullah. Selamun aleyküm. Allah razı olsun. Mehmet abi teşekkür ederiz Mehmet abi. Allah Allah. Allah kabul etsin abi. Amin inşallah.